hastasın. Semptomları kısaca telefon uygulamasına gir. Bir makine, gerçek bir doktor gibi seninle konuşacak. Yaklaşık 20 soru sonrası olası teşhisi koyuyor. Bu uygulama tıpta devrim yaratacak bir eğilime sahip mi? Daniel Nattrath, ADA adındaki uygulamayı geliştirenlerden. Doktorun rolünün bir miktar değişeceğine inanıyorum. Son 8 yılda birçok doktorla konuşup çalışarak edindiğim deneyime göre en iyi doktorlar teknolojinin desteğiyle daha iyi doktor olabileceklerinin bilincinde olanlar. Doktorlar ve programlamacılar 8 yıl boyunca binlerce çalışmayı değerlendirerek uygulamayı birlikte geliştirmiş. Gördüğümüz şey ADA'nın bir semptom analizinden sonra ortaya koyduğu sonuç. Sol tarafta evet ya da hayır diyerek yanıtlanan semptomları sağ tarafta ADA tarafından verilen olası açıklamaları buluyorsunuz. Yeşil çizgiler bir semptomun onaylandığını ve hastalık için argümanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Kırmızı çizgiler bir semptomun reddedildiğini ve bu reddin belirli bir hastalığa karşı ne kadar uygun olduğunu belirtiyor. Uygulama tüm dünyada kullanılıyor. Teşhisleri çoğunlukla doğru çıkıyor. İsabet oranı gerçek bir doktordaki kadar yüksek. İsabet oranını daha da arttırmak için uygulamanın yaratıcıları yapay zeka kullanıyor. Kendi kendini öğrenme faktörü şöyle, ADA'nın sunduğu sonuçlardan ve kullanıcıların ADA tarafından sağlanan bir teşhis veya açıklamanın doğru olup olmadığına dair verdiği geri bildirimlerden yapay zeka teorik olarak öğrenebilir. Bunun otomatik olarak gerçekleşmemesi tam aksine bu değişikliklerin anlamlı olup olmadığına karar verenler arasında her zaman doktorların bulunması bizim için önemli. Bu şekilde kullanıcıya doğru olmayan bir şey söylemekten kaçınmış oluyoruz. Peki günlük yaşamda nasıl işliyor? Hindistan'ın Jaipur kentinden Suraj Gurjar, 7 milyon uygulama kullanıcısından biri. Dili çok basit olmalı ki daha çok insan anlayabilsin. Obezite, diyabet gibi metabolik hastalıklar diyet doğrulamalarıyla birlikte dahil edilmeli. Uygulama analiz sonrası hastaları uyarıyor. Olası ciddi hastalıklarda doktora gitmelerini öneriyor. Suraj Gurjar'ın sinüs iltihabı vardı. Doktor da bu teşhisi koyuyor. Hastalığı ile ilgili semptomların çoğu yazılım tarafından doğru şekilde teşhis edildi. Bu çok iyi bir şey. Bana göre bu doktorun yerini almak değil, çünkü hastanın klinik muayenesi çok önemli. Ama kesinlikle yararlı bir araç. But definitely it is a useful tool. Geliştiricilerin umudu, yapay zekanın gelecekte henüz hastalık ortaya çıkmadan kullanıcıların sorunu fark edebilmesi. Bence yapay zeka insanların daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için bir katkı sağlayacak ve hepsinden öte hastalıklar ortaya bile çıkmayacak. Adanın gitmek istediği yer burası. Bunun için sistemin kullanıcıya yıllarca eşlik etmesi ve veri toplaması gerekiyor. Uygulama üreticileri sık sık verilerin yalnızca kullanıcıya ait olduğunu ve sadece anonim olarak değerlendirildiğini vurgulasa da bu durum bazı rahatsızlıklara neden olabilir. Daha uzun yaşam beklentisi için daha az mahremiyet, yapay zeka tıp dünyasının bir parçası.